Beyler bayanlar selamlar. Yine Sunflower videosuyla karşınızdayım. Bu sefer iki tane konumuz var. Gerçi iki tane değil, daha fazla olacak bu ama. Birincisi multi hesaplarla ilgili eğer oyuna çok daha önceden başladıysanız, eski hesaplarınız köşede kaldıysa onları nasıl yeni hesabınıza aktarabileceğinizi göstereceğim. Aktarırken de tabii bazı şeyler oluyor, her şey aktarılmıyor. Neyse, onları birazdan videoda inceleyeceğiz zaten. İkinci konu ise eğer şu anda Sunflower'a başlamayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken çok 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 önemli bir nokta var. Neyse, geçelim şimdi hemen hem eski hesaplar nasıl birleştirilir hem de dikkat etmeniz gereken şey ne, onu göstereyim size. Öncelikle Sunflower Land Multi konusunda bir türlü karar veremedi. Daha önceki takımla görüştüğümde evet multi olacak demişlerdi. Fakat şimdi de diyorlar ki hayır, biz multi yapmayacağız. Bir kişi bir tane hesapla oynayabilecek diyor. Ve bunun için de eski lentlerinizin çöpe gitmemesi adına migration denilen bir işlem yapmamız gerekiyor. Bir airdrop, bir hediye veriyor aslında. Ne için hediye veriyor? Eski lentinizi, eski tarlanızı bir bakıma siliyorsunuz ve yenisini entegre ediyorsunuz. Entegre ettiğiniz zaman da arkadaşlar şu kısımları zaten nasıl yapılacağını adım adım sizlere göstereceğim. Entegre ettiğiniz zaman ise eğer eski tarlanızın seviyesi yüksekse size bazı ödüller veriyor. Ne ödülleri mi arkadaşlar? Hani şu anda level atlatırken bizim ihtiyacımız olan neler vardı? Şuradan kitchen'dan bakalım. Bazı foodlar vardır işte 1. seviye, 2. seviye, 3. seviye, 4. seviyeye geçirirken. Eğer sizin eski tarlanızın seviyesi yüksekse buradaki ödülleri alıyorsunuz. Bir de aynı zamanda size token veriyor. Burada yazmayan şey ise bir de eğer eski tarlanızda ekili olan herhangi bir şey kaldıysa, örneğin karnabahar ektiyseniz ve daha sonrasında oynamayı bıraktıysanız, karnabahar orada ekili halde kaldıysa arkadaşlar elinize karnabahar geçiyor. Başka bir şey ekili kaldıysa tabii ki onu alıyorsunuz. Şimdi öncelikle migration nasıl yapılır ona geçelim. Burada siz seyredenler ikiye ayrılacaksınız. Birinci seyreden kişiler, gruptaki kişiler direkt multi hesaplarını buradaki MetaMask üzerinden hesap açanlar olacak. İkinci grup ise MetaMask üzerinden değil de ayrı şekilde browser açmış olan insanlar olacak. Şimdi iki grup da aynı yere çıkacak ama ben size en başından itibaren anlatayım. Eğer hesaplarınızı bu şekilde açtıysanız yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Örneğin bir tane hesabı açalım. Benim eski hesaplardan bir tanesi bu. Yapmanız gereken şey şu. Hemen MetaMask'in üstüne gelin. Daha sonrasında buraya tıklayın. Account Details'a tıklayın arkadaşlar. Ardından Export Private Key deyin ve burada şifrenizi yazın. Ondan sonra ben yazıp şu şekilde girdim mi? Tabii ki de girmeyeceğim. Size burada bunu göstermeyeceğim. Size burada bir tane key çıkacak arkadaşlar. Bir tane uzun bir yazı çıkacak. Diyelim şöyle bir yazı çıktığını varsayalım. Oradaki o kodu alıp kopyalayıp birinci hesabınıza geri dönüyorsunuz. Hangi hesapla, hangi MetaMask'te oynuyorsanız oraya dönüyorsunuz. Ve ardından buradaki yuvarlağa tıklayarak Import Account diyorsunuz. Biraz önce key almıştık, anahtarı almıştık ya hani. Bunu buraya eklediğimizde, import dediğimizde, tabii ki ben de şu anda kabul etmeyecek rastgele bir şey yazdığım için, otomatik olarak burada şuradaki diğer hesaplarınızın arasında, ben de kaç tane eklemişim örneğin, 28 tane hesap eklemişim. 29. hesap olarak o eklenecekti. Tamam. Şimdi ne yaptınız siz? Tüm adım adım hepsini buraya eklediniz. Tüm hesaplarınızı dizdiniz bu köşeye. Ardından oyuna geliyorsunuz arkadaşlar. Yapacağınız işlem çok 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 basit. Hemen menüye tıklayın. Tabi bunu yapmadan önce mutlaka Ctrl F5 atmayı unutmayın. Normal F5'ten farklı olarak çerezleri siliyor. Ve oyuna herhangi bir yenilik geldiğinde, güncelleme geldiğinde browser'ınız eski kayıt üstünden değil, eski kayıtları silerek yeni kaydı açıyor. Yeni halini atıyor. Yeni kaydı. Neyse. Neyse. Ne dedik arkadaşlar? Menüye tıkladık. Settings'e tıkladık. Hemen şurada airdrop V1 farm yazıyor. Dediğim gibi bu çıkmıyorsa Ctrl F5 atmanız gerekiyor. Buna tıkladınız. Dikkat edin. Burası önemli. Burada sayfayı kesinlikle kapatmıyorsunuz. Ardından hangi hesabı bağlamak istiyorsam geliyorum. Buradan onu seçiyorum. Diyelim 3'ü seçtim ve karşıma şu uyarı çıkıyor. Küçücük bir uyarı. Burada connect yapmanız gerekiyor. Connect'e bastığınızda hemen ekran değişecek. Sign and airdrop kısmı gelecek. Sign and airdrop'a da bastıktan sonra karşımıza yeni bir sayfa çıkmıyor. MetaMask'in o küçük pop-up'ı sayfası çıkmıyor arkadaşlar. Sizin tıklayıp buradan sign demeniz lazım. Ve sign dedikten sonra karşınızda şu anda senkronize ediliyor. Lütfen sayfayı yenileyerek birinci hesaba geri dönün diyecek. Hemen birinci hesaba geri dönüyorsunuz ve sayfayı yeniliyorsunuz.
Ardından normal oyuna girer gibi oyuna giriyoruz ve sağ tarafta göreceksiniz ki SFL hesabınıza yatmış. Biraz önce de dediğim gibi eğer tarlanızda zaten ekili bir şey bıraktıysanız da bir de o ekili olanları ekstradan ödül olarak alacaksınız. Daha sonrasında bir tane hesapla iki tane hesapla oynamıyordunuz büyük ihtimal. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen geçtiniz yine settings'e tıkladınız. Aynı işlemi tekrar tekrar 4. hesap, 5. hesap, 6. hesap, 106. 206 artık ne kadar hesapla oynadıysanız oluyor mu öyle arkadaşlar? Olmuyor. Neden olmuyor? 25. hesaptan sonra size hata vermeye başlıyor. Çok fazla işlem yapıyorsun, bunu tekrar yapamazsın diyor. Biz ekip olarak denediğimizde bazı kişiler 22. hesapta, ben örneğin 29. hesapta takılı kaldım bu şekilde. Sonrasında ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bu iş burada bitmiyor, tıkandı diye. Şüphelenmeyin. 5 dakikada bir tekrardan deneyerek yapabiliyorsunuz. En azından biz dün yaptığımızda 5 dakikada bir oluyordu. 10 dakikada bir olarak da deneyebilirsiniz. Ya da bir bakarsınız Sunflowerland fikrini değiştirmiş. Oh, hiçbir tanesini yapamıyorsunuz. Neyse, tam videoyu bitirdim. Sabah oldu artık yatabilirim derken çok önemli bir noktayı kaçırdığımı fark ettim. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Arkada da zaten havanın aydınlandığını görebilirsiniz. Neyse, ne yapıyoruz arkadaşlar? Tüm hesaplarınızı yaptıktan sonra buradan menüye tıklıyoruz yine sol taraftan ve senkronize ediyoruz. Senkronize yapmayı unutmayın kesinlikle. Tüm hesaplarınızı bitirdikten sonra senkronize edin. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi. Gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz dijital amelelik var burada biliyorum ama bunu yapmadan da para kazanılmıyor maalesef. Geçelim şimdi bunun etkisine arkadaşlar. Enflasyon nedir? Zaten hepiniz biliyorsunuz Türkiye'de yaşadığınız için. Bunun size açıklamama gerek yok. Burada da hayvan gibi enflasyon olacak bu olay yüzünden. Umarım bununla ilgili yakın getirirler çünkü Play to Earn oyunların en ölümcül noktası enflasyon arkadaşlar. Koskoca Exploit Earn'lerin babası dediğimiz oyun bile enflasyondan yıkılmış durumda. Migration sayesinde hepimize 100'er 200'er tane token geldi. Benim arkadaşım 400 tane karnabahar biriktirdi. 400 tane. 1000 tane kişi bu şekilde yapsa siz düşünün artık ne kadar karnabahar yapacak. Ne olacak ardından? Elindeki karnabaharla şuradaki direkt altın karnabaharı yapabilecek. Bu NFT'nin değerinin ne anlamı kaldı? Bunun yanı sıra daha bir sürü daha bu şekilde token ve sebze biriktiğini düşünün. Bakalım inşallah doğru bir karar vermişlerdir diyelim. Peki, yeni başlamak istiyorsanız da şuna mutlaka dikkat etmelisiniz. İkinci konumuz da bu. Ne mi? Öncelikle oyuna giriş için 100 bin sınır koyduklarını biliyorsunuz. 100 binden dolayı giremiyordunuz hiçbir şekilde. Yenisinin açılmasını bekliyordunuz. Daha sonrasında ne oldu? Bir baktık OpenSea'da of abi 103 bin, 104 binlerde bir sürü lan satılıyor. Bir sürü lan satılıyor hem de. Ve lan fiyatları eskiden 80 dolarken şu anda 7 dolara düşmüş durumda. Burada iki seçenek çıkıyor. Birinci seçenek, ya yine birisi bir oyunun açığını buldu ve arka arkaya inanılmaz bir şekilde land basıyor ve bu landleri piyasaya sürüyor. Piyasaya sürdüğü için de land fiyatları hayvan gibi düştü. Yine enflasyondan bahsediyoruz bu arada. Ya da oyun satıyor ki o kısma çok girip hani food kısmına girmek istemiyorum. Ortada şu anda bilinmez kötü bir durum var. Item dupe, eşya kopyalamayı zaten sizden biliyorsunuz. Aslında bu tekniğe de kopyalama denmez çünkü non-fungible token bu kopyalanamaz bir şey. Neyse şu şekilde özetleyelim. Sistemde birisi açıp bulmuş ve hayvan gibi land basıyor. Oyuna başlayacağım diye gidip arkadaşlar buradan ucuza land satın alırsanız büyük ihtimalle bu landleri banlayacaklar ve kullanamayacaksınız. O yüzden bu land satışıyla ilgili mutlaka bir araştırmanızı yapın. Özellikle 100 binin üstündeki landlerde aşırı dikkatli olun. Bir kere değil 10 kere düşünün. 10 kere araştırın. Hatta mutlaka gidip Discord'larına sorun ya bu nedir? Ben bunu almalı mıyım? Banlanacaklar mı bunlar vesaire diye kendiniz de sorun deyip bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.